Günaydın. 12 Haziran 2024 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, bugün Seda Hanım aramızda olamayacak. Dolayısıyla biraz gündem yoğun olmasına rağmen gündemde temel arka planda neler olup bittiğini ben çok çok özetlemeye çalışacağım çok kısaca. Hem yurt dışında hem yurt içinde hem siyasi hem ekonomik tarafta aslında birçok gelişme var. Bildiğiniz gibi Avrupa'daki seçimler, Amerika'da yaklaşan başkanlık seçimleri, içeride iç siyasette bir takım gelişmeler, bunlar gündemi elbette hep konuşulan, tartışılan konular, konu başlıkları. Ama bizim içeride aslında en önemsediğimiz konu ve borsayı da son 2-3 haftadır en çok etkileyen konu bildiğiniz gibi borsadaki kazançlara vergi gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelirse uygulamada nasıl bir uygulama olacak, pratikte nasıl uygulanacak bunlar, işlem vergisi olarak mı olacak vesaire şeklinde son 2-3 haftadır gündemi esas itibariyle meşgul eden gelişmeler bunlar. Tabii bunların piyasaya yansıması nasıl oldu dersek, öncelikle piyasaya belirli bir satış baskısı getirdi. Bu satış baskısının devam edip etmeyeceği, devam ederse hangi destek noktalarına doğru piyasayı çekebileceği konusunda müsaadenizle ben isterseniz ilk önce ekranı paylaşayım ve ekran üzerinden her zaman yaptığımız gibi ilerlemeye çalışalım ve bu konudaki teknik olarak ortaya çıkan görüntüyü sizlerle paylaşmaya çalışayım. Umarım şu an için ekrana yansımıştır. Ekrana baktığımızda neyi görüyoruz? Her zaman yorumlarımızda, bu video çekimlerimizde 240 dakikalık seans içi verileri kullanarak açıkçası endeksi takip etmeye çalışıyorum. Gün içi 240 dakikalık verilerle. Bu günlük verilerle de olabilir, 60 dakikalık verilerle de olabilir ama 240 dakikayı genel olarak tercih ettiğimi bir kez daha belirteyim. Baktığımızda endeks yıl başından itibaren yani esas itibariyle 26 Aralık 2023 tarihindeki 7200 puan seviyesine itibaren yönünü yukarı çevirdiğini ve bu süreç içerisinde zaman zaman atak dalgalarıyla, zaman zaman düzeltme dalgalarıyla nihayetinde Mayıs'ın 21 Mayıs'ta 11.000 puan seviyesine kadar ulaştığını ve oradan itibaren de bir satış baskısı içinde yeniden trend çizgimize doğru gerilemekte olduğunu gözlemliyoruz. Bu işaretler nedir diyecek olanlar için bir kez daha hatırlatmak gerekir. Kısa vadeli, çok kısa vadeli günlük takip eden yatırımcılara yönelik olarak takip ettiğimiz bir sistem var. Bu sistem doğrultusunda ortaya çıkan pozisyona giriş, pozisyona çıkış şartlarımız oluşuyor. Bunları ben kişisel Twitter hesabımda sürekli olarak, kişisel X hesabımda, özür dilerim Twitter ismi değişti. Kişisel X hesabımda sürekli olarak paylaşmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi bu haftalık yorumlarımız haftalık. Dolayısıyla kısa vadede çok hızlı dinamik şartlar altında değiştiği için X üzerinden de takip etmenizde fayda olduğunu bir kez daha altını çizeyim. Bu dolayısıyla pozisyona giriş ve pozisyona çıkış şartlarımız grafik üzerinde işaretli. Yine takip edenler hatırlayacaktır. En son 23 Mayıs günü 10.870 puan seviyesinin kırılması ile birlikte pozisyondan çıkış şartı gerçekleşmişti. O tarihten itibaren de piyasanın satış baskısı altında gerileyebileceği yönünde beklentilerimiz vardı. İşte bu vergi meselesi vesaire açıkçası temel bahaneyi oluşturdu. Bu konudaki söylentilerle birlikte de satış baskısının endeksi ilk etapta 10.200-10.000 puan bandına doğru hatta dün gün içinde bir ara 9.958 puan seviyesine kadar da gerilettiğini gözlemliyoruz. Bu noktaya kadar yaşanmış olan geri çekilme dolayısıyla teknik analiz için teknik açıdan bakıldığında çok büyük bir sürpriz değil. Hangi noktadan sonra bu noktanın altını çizerek söyleyeyim. 10.870'in kırılmasıyla birlikte kırıldıktan sonra yaşanan süreç teknik analistler için çok aşırı sürpriz bir süreç değil. Bu noktaya kadar geri çekilme aslında biraz da beklenen bir süreçti. Şu an için önemli olan nokta ne? Şu an için yukarıda üstte bizim yeniden pozisyona giriş şartımızın oluşması için 10.270 puan seviyesinin üzerinde böyle seanslık mümkünse de gün sonu kapanışlar görmemiz gerekiyor. Gün içinde aşılması çok yeterli olmayabilir. Mümkünse seanslık kapanışlar görmemiz lazım. Aşağıda bu destek hattımız kırılmadan yukarıda
10.270 puan seviyesinin aşılması bizler için yeniden pozisyona giriş şartımız olarak takip etmemiz gereken seviyedir. Böylesi bir durumda da en son görülen dibi mutlaka ve mutlaka stop loss olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla şu noktaya kadar teknik analiz tüm bu süreçte ki burada gördüğünüz gibi 6 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Aralıktan bugüne neredeyse işte 5-6 aya yakın bir süreç geçti. Doğru yerlerde pozisyona giriş ve pozisyondan çıkış şartları ve seviyeleri teknik analiz bize verebildi. Ve bu anlamda da ben teknik analizin oldukça vazifesini yaptığını düşünmekteyim. Bunun da bir kez daha altını çizeyim. Bundan sonrasına yönelik senaryolar neler olabilir? 10.270 direnci aşılmadığı sürece ne gibi olumsuzluklar bizi bekliyor olabilir? Müsaadenizle bununla da ilgili düşüncelerimi paylaşmaya çalışayım. Şimdi teknik olarak baktığımızda ortada 7.200'den 11.000'e kadar yükselmiş bir orta vadede de yükselmiş 5-6 aydır devam ede gelen bir trend var. Bu trendin kırılması halindeki olasılıkları konuşalım. Altını çizerek söylüyorum. Bu trendin kırılması halinde yani 10.000 puan seviyesinin altında kapanışlar görmeye başlarsak bu trendin kırıldığını varsayacağız. Orta vadeli yatırımcıları ilgilendiren bir süreç bu. Böylesi bir durumda endeksteki gerileme nereye kadar devam edebilir diye baktığımızda aslında teknik analizde oldukça basit bir yöntem var. Bu da nedir? 7.200'den 11.000'lere kabaca söylüyorum giden endekste Fibo destek hatlarımıza bakacağız. Ve buradaki 7.200'den 11.000'e ulaşan endekste yüzde düzeltmeler geldikçe düzeltme seviyeleri, olası düzeltme seviyelerini bulmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi %38,2'lik geri çekilme seviyesi olan 9.600'ler. Bir diğeri satış baskısının devamı halinde %50'lik geri çekilme seviyesi olan 9.100'ler ve esas ana destek noktamızda uzun vadeli destek noktamızda 8.600-8.700 bandında. Altını çizerek söylüyorum lütfen. Dediğim gibi belirli bir şarttan bahsediyorum. 10.000 puan seviyesinin altında kapanışları kalıcı olarak görmemiz halinde yani bu trendin kırılması halinde olası geri çekilme seviyeleri, satış baskısının sürmesi halinde olası geri çekilme seviyelerinden bahsediyorum. Beklentim var mı? Böyle bir beklentim aşağı ya da yukarı yönde yok. Ben daha ziyade şartları ortaya koyarak piyasayı dinamik olarak takip etmeye çalışan bir trader gözüyle bakıyorum. Yukarıda 10.270 direnci aşılmadıkça aşağıda 10.000 puan seviyesinin kırılması halinde ve bunun altında kalıcı kapanışlar görmemiz halinde satış baskısının süreceği düşünülür. Böylesi bir durumda da olası geri çekilme seviyelerinden bahsedecek olursak işte bu rakamlar ortaya çıkmaktadır. O yüzden aklımızın bir kenarında bunu tutmamız lazım diye düşünüyorum. Orta vadeli yatırımcılar açısından 10.000 puan seviyesinin kırılıp kırılmadığı yakından takip edilmeli. Kırılması halinde orta vadede Haziran ayı içerisinde ve hatta Temmuz ayına da yansıyabilir tüm bu süreç olası geri çekilme seviyeleri bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şu an için bir kırılma söz konusu değil. Halihazırda 9.800-10.000 puan bandını gün içindeki sarkmaları da hesaba katarak bir trend kırılması, bir trend zayıflaması olarak görmemek gerekebilir. Ama yukarıda 10.270'in mutlaka aşılması gerekiyor ki endekste Aralık'ta başlayan bu trend devam edebilsin. Haziran ayının geri kalan sürecinde bayram sonrasında Temmuz ayı boyunca da yükseliş trendi kendini muhafaza edebilsin. Bunun için 10.270 puan seviyesinin aşıldığını görmek gerekiyor. Şayet böylesi bir kırılma gerçekleşir ve endekste geri çekilme gerçekleşirse uzun vadede ne oluyor diye baktığımızda isterseniz biraz daha dolar bazlı grafiklere bakarak cevap vermeye çalışayım buna. Çünkü dolar bazında da endeksin orta uzun vadedeki yönü hakkında net fikirler sahibi olabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada günlük grafiklerle dolar bazında endeksin seyri var. Daha önce de yine hatırlayacak olursanız Ocak 2023'te yani bundan 1,5 yıl önce endeks 305 dolar seviyesindeydi ve uzunca bir süre ben şahsen bearish bir bakışa, olumsuz bir bakışa sahiptim.
Bu olumsuz bakışım bildiğiniz gibi 5 Nisan 2024'e kadar devam etmişti. Önceki videolarda bunu görebilirsiniz. 5 Nisan 2024'te endeksin bir şartı vardı. Yukarıda 290-293 dolar bandının aşılması şartı. Bunun aşılması ile birlikte endekste bir yükseliş başladı. Dolayısıyla temkinli bir bullish bakışa, temkinli bir boğa bakışına, temkinli bir olumlu bakışa dönmüştük. Ancak bu yükseliş de 340 dolar seviyelerine kadar devam etti gayet güzel bir şekilde. Ama o noktadan sonra piyasanın tekrar gerilemekte olduğunu gözlemliyoruz. Temkinli bakışımızın, temkinli olumlu bakışımızın devamı için endeksin öncelikle 305, daha önce direnç olarak çalışan 305 dolar seviyesinin altına inmemesi gerekiyor. İnmesi piyasada temkinli bakışımızı, temkinli boğa bakışımızı oldukça olumsuz yönde etkiler, zayıflatır. 305 dolar seviyesi de kabaca bugünkü kurla bakıldığında aşağı yukarı 9.700-9.800'lerde olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Dolayısıyla TL bazında 9.800 endeksin önemi de buradan ortaya çıkıyor. 305 dolar seviyesi hiçbir şekilde kırılmamalı. 305 dolar seviyesi kırılmadığı sürece orta uzun vadede yaşanacak geri çekilmeler orta uzun vadede düşünüldüğünde aslında alım fırsatı olarak görünebilir. Ben şahsen aşağıda destekte alım yapmaktansa yukarıda pozisyona giriş şartı gerçekleştikten sonra momentuma katılarak alım yapmayı tercih ediyorum. Bu anlamda 10.270 puan seviyesinin yukarı doğru aşıldığını gözlemek gerektiği düşüncesindeyim. Ancak bu durumda alım yönünde hareket etmeye başlarım. Aşağıda ama orta vadede dediğim gibi 305 dolar seviyesi önemli. Bu seviyenin kırılması halinde biraz daha nötr bir bakışa kavuşuruz. Bizim için ana trend ise 293 dolar seviyesi, daha önce aşılmış olan ve piyasayı 344'lere kadar yükselten seviye. Aşağıda 293 dolar seviyesi bence ana trendi oluşturuyor. 305 dolar seviyesinin kırılması halinde böylesi bir satış baskısı içine gireriz. Dolayısıyla çok da rakamlara boğmadan kısaca toparlayacak olursa endeks 100 için söylüyoruz. 10.270 puan seviyesi yukarıda aşılması gereken direnç. Pozisyona yeniden bir pozisyona giriş şartımız için 10.270 puan seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Aşağıda 9.800-10.000 puan bandı orta vadeli yatırımcılar için ana destek noktamız. Bu desteğin kırılması halinde satış baskısının işte Fibonacci rakamlarına doğru ilerleyen dönemde sürmesi mümkün hale gelir. Bu yüzden özellikle orta vadeli yatırımcılar bayram öncesi, çarşamba, perşembe, cuma günü seanslarında bu destek hattının kırılıp kırılmadığını çok yakından takip etmeliler düşüncesindeyim. Dolar bazında baktığımızda da 305 dolar seviyesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. 305'in kırılması piyasayı oldukça yoğun bir şekilde bir satış baskısını itebilir ki böylesi bir durumda da uzun vadede 293 dolar seviyesi endeks için tüm yatırımcılar açısından bence stop loss olarak kullanılması gereken seviyedir diye düşünüyorum. Umarım Seda Hanım'ın yokluğunda teknik ayrıntılara boğmadan sizi rakamları net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Tabii bir de bütün bu rakamların dışında işte bayram öncesi, bayram tatili malum uzun bir tatil süreci. Dolayısıyla insanlar, yatırımcıların bir kısmı nakite geçmek ve bayram tatilinden oluşacak takas avantajını kullanmak için biraz da vergi işlerini bahane ederek piyasa üzerinde bir satış baskısı oluşturmuş olabilirler. Malumunuz bugün alınan malın parası Cuma günü ödenecek takas nedeniyle. Ama Perşembe ve Cuma seansları da alınan malların takası önümüzdeki hafta olacak. Dolayısıyla yarından itibaren bugün de piyasa satış baskısı altında kalsa dahi yarından itibaren takas avantajıyla endekste dirençlerin aşılıp aşılmadığını takip ediyor olacağız. Bu hatırlatmayı da kısaca yapmış olayım. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar teknik olarak bakıldığında. Şimdiden tüm sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Herkese iyi bayramlar, sevgiler, saygılar.